Merhaba canlarım. Hayırlı akşamlarımız olsun canlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Rabbim iyilik, güzellik versin canlarım. Akşamınız hayırlı olsun. Güzel geçsin inşallah canlar. Şöyle canlarım. Ben bugün ne yaptığımı biliyorsunuz değil mi? Şöyle bir taze fasulye pişirdim. Daha tadına bakmadım. İnanın ki. Şöyle bir bakayım. Çok güzel. Şöyle bir de şey yaptım. Şimdi az bir tavuklu patates dökülmesin. Bir de şöyle bir pilav yaptım. Pilavı gösterdim, ıslattım zaten size. Lokum. Böyle canlarım. Bu da salata. Her şey süper ötesi. Bunları da ayıklarken canım çekti, inanır mısınız? Dedim kendime ayıracağım, çiğ çiğ yiyeceğim. Büşra, verdim sana, yemedin sabah. Öğlen. Canım çekti. Bir de çorbamız var şöyle. Çorbamızı da içelim, görüyorsunuz. Yoklama yapmıyorum bugün. Bazıları girmiyor. Ne yorum, ne görüntü. Bir şey göremiyorum yani. Çok güzel olmuş. Yapılışını attım. Böyle karışık marışık yiyelim. Kıza yaptım aslında, hasta ya. Biz de otlanırım bari. Islak mendil var mı sevgilim oralardan? Aşkım. Güzel bebeğim. Yeni çıkarttın değil mi? Yeni çıkartmamışsın, bu kuru. Git bunu al. İstemiyorum, yeni ver. Beni mi kandırıyorsun? Daha ufacık bacağımla. Bacak kadar boyunla. Üşendi, görüyor musun? Gitti orada, hazırı kullanmışlar. Benden kaçmaz. Turşuyu beğendiniz değil mi canlarım? Bir tane aşkım benim. Ay, cömert kızım benim, bak yumuşacık bu. Oh. Teşekkür ederim aşkım. Turşuyu beğendiniz değil mi? Çok güzel. Bunu doğradım, adamın önüne koydum. Yemedi.
Emeğinin malını yerler. Vallahi sözünü de aldım Aynurcuğumdan. Lahana kuracakmış bana. Lahana. Turşusu. Tavuğun kemikli hali. Tavuğun boynu en sevdiğim yeri. Vallahi. Eskiden satıyorlardı sadece boyun olarak. Şimdi yok. Çok seviyorum. Nasıl okunuyor yine? Sariye'nin evinden ezan çok güzel geliyor değil mi? Beğendiniz. Sariye ablacığımın evi. Bugün yine aradı. İki kere aradı bugün. Ablacığım gel desen hazır kıta. Hemen atlıyor geliyor. Ama dünden lazım. Yeter ki benim yanımda olsun. 24 saat. Bıkmıyor usanmıyor. Sevgi böyle bir şey demek ki. Allah'tan gelen bir şey. Kimse kimseyi zorla sevemez. Allah'ın işi. Benim sevgimi onun kalbine koymuş. Ne yapsa silemez. Allah sildirmesin zaten de. Zararsız. Kalp de demiyor. Benim diyor. Kablime diyor. Kablime. Kablime düşmüşsün diyor. Bir şey soracağım anneanne. Sor. Ben o Barbie'nin tuvaletin ben Barbie'nin tuvaletine koymuşum. Niye aldınız? Neye? Oralara. Bunlar su. Bak sunmuşlar. Kim orada su koydu oraya? Kim dökmüş suyu? Ay ben bilmiyorum. Bu para su. Bak almışsınız. Ama orada kitaplar var. Suyu kim koyuyor oraya? Islanmış mı kitaplar? Evet ıslanmış. Bak su. Ama niye böyle? Evet şurası da su. Allah Allah. Hiç rahatlık yok sizden ya. İzin vermeseydin keşke. Kime? Dede koymuş oraya. Dede mi koymuş? Evet. Anasının evine gitsin koysun. Allah Allah. Ama güzelsin zıplama. Bir acır. Yarın gideceğim mi okula? Yok. Niye? Niye gitmiyorsun? Birleşmedin mi? Hı hı. Biraz önce valla doğal gazı kapattım. Çok sıcak. Nisan yarın, 1 Nisan. Şaka gibi. Mis kokuyor Allah. Tarla kokuyor.
Bildiğin Stella. Anneciğim düşersen ama. Ver yiyin bir tane. Alçak burası. Alçak burası baksana. Aktif değil mi? Ne? Alçak burası aktif değilim ben. Ama altından bir atarsan o sandalyeyi elini ayağına acır. Yok ki. Ayağın altından kayar, karışmıyorum ben. Bileklikler de gitti. Güle güle gitsinler, ne yapayım? Ha bak ölme, bir şey olmadı. Tamam inşallah. Bir şey olmasın zaten. Bir şey olsun demiyorum ki. Vallahi şiştim. Biraz ekmek yiyeyim bari. Sariye çok ekmek yiyeceğim. Ağzım açık izliyorum vallahi. Kız. Kıya dağılmıyor. Kız. Küçük yiyeceğim ekmek arası. Kız. Yer misin? Ne yapıyorsun? Vereyim mi sana böyle, yer misin? Kız ben annem sucuk istedim, ben yerim sana. Tamam böyle yer misin? Sen, yok. Tamam. Böyle aldın mı sucuğu, böyle yiyorsun benim sucuğumda. Ne alaka ya? Çok lezzetli. Annemi kestedim ben, niye? Bunu kesteyim mi dedim. Şu an seni duymakta güçlük çekiyorum. Bulutların üstündeyim. Bilmiyorum sana. Kendimden geçmiş durumdayım. Kendin işit, kendin söyle. Bugün gün geçmedi be. Çok uzun gibiydi. Niye öyle? Erken kalktık ondan mı, seçim heyecanından? Güzel ki. Bir oy kullanıp göreceğiz. Sanki seçim sandık başkanıyız. Günler kalktım erken. Ay anam gül anam ben sana yanam. Testlerini çıkardım. Sucuk ekmek. Hazır yemek. O kadar vakumladım yine de aradan çıkıyor. Fatma Ertan diye biri yazmış ki
Bunun şapırdatmasından da uyuz oluyorum. Millet mikrofon tak diyor. Yeterli gelmiyor şapırdatma. Daha çok istiyorlar. Sana ne oluyor? Programın adı şapırdatma programı zaten. Kim çok şapırdatıyorsa o kazanıyor. Allah Allah. Kaç kişi bana diyor yaka mikrofonu al tak. Sesin az geliyor. İstiyorlar katır kutur ses duymak millet. Sen de şapırdat. Yani yarış yapalım bakalım kim daha çok şapırdatıyor. Değişik insanlar ya. Değil mi? Elimle yemek yiyince diyorlar bileziklerini ön plana çıkarıyorsun. Çok değişikler değil mi? Böyle insanlar görmedim ben. İnsan yaşadıkça neler görüyor, neler duyuyor. Allah ömür versin de yaşayalım bakalım daha neler göreceğiz. Beğbincen yiyorum sevgicim, beğbincen. Çok güzel. Oh. Şalgam suyu içiyorum. Başka bir şey zannetmeyin. Elhamdülillah. Deli deli karşıya göz arası. Yavru kuşum artık bana saygı gösteriyor. Bak azıcık açmış sesini. Değil mi aşkım? Hı hı. Anneannesi rahatsız olmasın diye. Prensesim benim. Yağsız tuzsuz yapıyorum ben. Azıcık bir tereyağı koyuyorum içine. Azıcık bir tuz. Var yok arası. Efendim musunuz? Tane tane. Gülcan'cığım da bana özel video yapmış klip gibi. Canım benim paylaşayım dedim ama sesi çıkmadı. Çok güzel yapmış, çok beğendim. Yüzünü görmemiz, gül cemalini görmemiz de nasip oldu elhamdülillah. Gülcan'cığım. Köyünü tanıttı. Bir sürü şeyler ekmiş. Furkan'cığım da Bursa'da ya, belki giderse uğrarız ona da. Furkan'a dedim ben ama. Dedim çok var mı arası? Var dedi. 1,5 saat gibi dedi. Furkan onu da üniversitesinde ya. Nilüfer'de oturuyor. Uzak dedi. Gönüller bile olsun. Belki gideriz. Hiç belli olmaz kafamıza eser. Gülcan'cığıma. Kedileri de var. Kedilerle de tanıştık. Birinin adı da Gümüş, gel kızım dedi. Benim kaynanamın lakabı da Gümüş. Oğulları Gümüş diye seviyorlar onu. Kaynanam geldi aklıma. Kayınvalideciğim.
Gülcan da diyor ki çok mu özledim kaynanamı? Ne demezsin? Burnumda tutuyor. Vallahi şiştim bile. Ama fasulye çok güzel. Şeker gibi. Şeker fasulye olur ya. Aslında bu çalı. Çalıyı kesiyorlar. Mincik 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 yapıyorlar. Tespih deli gibi. Ben sevmiyorum öyle. Neyse o. Allah'ın yarattığını şeyi niye bozayım? Allah bunu böyle yaratmış. Kesiyorlar, kesiyorlar, kıyıyorlar, kıyıyorlar, kıyıyorlar. Şerit gibi. Görmüşüm biliyor musunuz? Yok ya. Her şeyin bütünü güzel. Sevmiyorum ben öyle. Vallahi çok doydum. Ah, elhamdülillah. Rabbim. Olmayanlara da versin. Salata yiyecek mi bebişim? Yok. Şey yemiyor, iştahı yok. Yarın da gönderme dedim. Gülcan cin bahçesine kara turup ekmiş. Tam benlik. Bir de diyor ki sen seviyorsun ya abla, aboş diyor canım benim. Vallahi hepinizi çok seviyorum. Yemin ediyorum. Sanki eskiden bir tanım kavli belada tanıştık mı acaba? O geldi aklıma. Bedenlerimiz yaratılmadan önce kavli bela, yani dünya hayatından önce ruhlarımız var, ruhlarımız hep var. Ruh kaybolmuyor. Allah üfürüyor ruhundan bize, bedenimize canlanıyoruz anne rahminde. Ama kavli beladan önce acaba tanıştık mı orada? Tanışmıyoruzdur muhakkak. Çünkü kader birliğimiz var. Birbirimizi tanımasak bile şu an kader birliğimizi yaşıyoruz. Birbirimize iyi söz, ne bileyim kötü söz söyleyenler oluyor. Bunlar alacaklı oluruz biz. Mesela hakkı geçiyor. Kader birliği bu. Kalp kırıyor. Huzur mahşerde. Yüzleşeceğiz. Helalleşeceğiz. Kabilleşeceğiz. Ne bileyim. Yani acaba kavli belada biz tanıştık. Bunları daha önce de yaşadık gibi. Bazen size de oluyor mu böyle bir şey? Sanki böyle daha önceden bir şey yaşıyorsun. Diyorsun ki sanki ben buna önceden de oldu gibi. Oradan tanışıyoruz gibi. Vallahi sizi seviyorum yani. Sanki daha önceden böyle tanışmışız, oturmuşuz, kalkmışız gibi geliyor bana. Size oluyor mu bilmiyorum. Tabii. İşte Allah bir şey yaratıyor arada. Bağ yaratıyor. Oradan tanışıyorsun, ne bileyim birbirini seviyorsun. Oluyor yani. Ruhlarımız daha önceden tanışıyordu demek ki. Sonra bedene büründü. Herkes ayrı bir tarafa dağıldı. İnşallah birbirimizden de memnun kalırız. Bu dünyada da, diğer tarafta da. Bilemeyiz. Adalet terazisinde onlar hesaplanacak, tartılacak.
Kimin kime hakkı geçti? Her şey hakmış bu dünyada, biliyorsunuz değil mi? Mesela diyelim boynuzlu bir koç. Boynuz olmayan bir koyunla karşılaşıyor. Onu da Allah'a diyecekmiş. Ya Rabbim diyecekmiş. Onun boynuzu var, gördüm, korktum yani, bana bir şey yapacak diye, zarar mı verir bana diye. Benim yok, korktum. Bak, o bile hakkını alacakmış. Ne kadar ince bir şeyler. Şeyleri bile, müsabakaları bile, güreş, ne bileyim, boks, hep kiloyla boyla orantılı yapıyorlar, dikkat ederseniz. Onun gibi. Demek ki koyun da korktu ondan. Yani bu bir örnek. Diyor, onun diyor boynunuzu yarattım. Her şeyin tabi hakkı var. Ben diyor onu görünce ürktüm diyor, korktum diyor, bana bir şey yapabilir mi? Bir boynuz atsa ne yapacak? Feleğini şaşırır. Yani en hafif örnek olarak konuşuyorum ben. Onu tabi incelediğin zaman nerelere çekersin. Böyle yani. Bu kötü yorum yazanlar da sana mı kaldı? Sen beni nerede göreceksin de helallik alacaksın? Değil mi? Öyle gideceksin. Günahından. Öyle canına. Sohbet muhabbet derken götürüyorum valla mala. Hakkınızı helal edin ya. Valla dün de turşu yedim. Gece helallik alacaktım sizden. Allah'tan ki Rümeysa bir tanem. Gebe biliyorsunuz. Daha henüz doğuma gelmedi. Unuttum. O yavrum da izlemiş bir tanem. Canım benim. Benim çocuklarla yaşıt. Aşağı yukarı. Benim evladım gibi. Buradan öpüyorum kendisini. Yine hayırlı doğumlar. Belki de doğurdu. Aa, malum oldu bana, dur bakalım. Doğurdu belki de. Bugün, yarın bakalım. Valla içime bir şey geldi. Anneler hisseder. Ben de yarı anneyim. Ondan sonra bir şey yazmış sabah bir tane. Ay dedim, hakkını helal et. Helallik almadım. Bir tanem dedim. O da seviyor turşuyu. Yiyemiyormuş. Rahatsızlığından dolayı. Bana zaten öyle tanıştık biz ondan. Abla dedi, benim için turşu yer misin? Ne demek dedim. Gebeyim dedi. Bana dokunuyor dedi. Yiyemiyorum, seni izleyeceğim. Bardağa koydum, yedim, bende var o video. Çok mutlu olmuştu. O günden beri de abone. Dün akşam da yedim işte, gördü. Demiş ki, Allah'ım yine turşu videosunu, cennette miyim ben? Bir tanem benim. Helalleştik de ondan. Ne bileyim, siz de hakkınızı helal edin canlarım ya. Böyle yiyorum, karşısında iyi mi yapayım, kötü mü, onu da bilmiyorum. Fetva makamına mı soralım? Günah derse ne yapacağız? Şimdi öyle bir şey de var. Herkes yapıyor diyoruz. Herkes kötüye gidiyorsa biz de mi onlara takılacağız? Aslında akıl var, mantık var. İnternet var. İnternet çağındayız. Her şeyin bilincinde olmak lazım da işimize böyle geliyor. Ne bileyim, Allah affetsin diyelim. İnşallah affeder. Rabbim çok affedici. Ne bileyim, sizden yani helallik verirseniz, biz razıyız derseniz, belki affeder sizin hatırınıza. Bazen o da geliyor aklıma. Oh, şiştim elhamdülillah. Rabbim olmayanlara da versin. Ya, yemeyeceğim daha. Prensesim sucuk yer mi bilemem yani.
Çay yaptı mı acaba anneşko? Aşkım ko. Aşkım ko. Kötü bir şey yapmıyoruz ki ama ne yapıyoruz ki? Bence kötü bir şey yapmıyoruz. Kendim andan kitaptan konuşuyoruz. Ne yapıyoruz ki? Sohbet muhabbet ediyoruz. Onu da mı yapmayacağız yani 3 günlük dünyada? Ne bileyim canlarım. Can kuşum. Can kuş. Ne? Bir tane çikolata getirsene yiyelim. Ama iki. Sütlü istiyorum. Fındık fıstıklı istemiyorum bak. Sütlü varsa demin ben sanki koydum bir yere de bulamadım ya. Ben iki adama. He? İki kişiyiz ya. He. Ne alalım sen? Ben vereyemeyeceğim, yaramayacağım ya. Nalan da sen diyor. Arkadaş olduk. Arkadaşız. Üç tane vereceksin diyor annesine. Canlarım böyle işte. Bir tanelerim. Şimdi böyle kapatsam şu yani baskılar kapanacak. Onun için böyle koyma gereği duydum kendimde. Şu güzelliği görün diye baskı biliyor musunuz bu? Resim baskısı. Çok güzel ya. Her şey emek. Her şeyden mutlu oluyorum valla. Çay yapmış mı anacığım? Demleniyor mu? Hala demlememiş mi? Getir bakayım canımcığım. Bu var. Ama sütlü mü şeyli mi? Okuyayım mı üstünü? Sütlü. Ama öyle kafadan değil mi? Tam istediğim gibi. Ya ben istiyorum ama onu. Yarısını yemez miyim? O zaman şöyle bir dilim böyle parçalayın elini. Elim ne koyayım? Ama var dolapta bir sürü. Fındıklı fıstıklı var. Bu sütlü ben sevmiyorum fındık fıstık. Uşak da kör naleti kesmiyor. Ne var bir sürü? Allah Allah. Canlar. Benim bir sürü badem var ama anne daha fazla. Ama görmüyorlar ki havaya konuşuyorsun. Gel be yaklaş. İlla bacağıma oturacak. Arıyor. Gel otur. Anana da mı geçiyorsun? Canlar benim bir sürü badem vardı ama annem sipariş verdi. Ağzını burnunu yamultursan atarım seni buradan. Yamultma. Sariye de öyle ağzını açıyor yerken. Çok güzel canlar ya. Teşekkür ederim benim kırmadığın için. Ama çay da istiyorum ya. Çay mı? Evet. Demlemiş be kasrattır. Sandıklar açılıyor. Çeyiz sandıkları. Aramızda hayırlısı olsun inşallah. Rabbim hayırlısını versin.
da çok güzel. Masa. Salgam suyu. Salgamı biliyorsunuz değil mi ne olduğunu? Mor havuç. Teşekkür ederim canım. Doğru hepsini yedin. Benim mi canım? He. Tabii canım. Doğru yoktu olsun canım. Olmadı ya. Kaldır ya, her şeyi yemeyeceğim daha bitti. İnanmıyorum. Onlar. Bu nedir? Madenin 5. halinde. Östrojen salgılıyormuş ha. İhtiyacın yok ki senin. İhtiyacı olanlar için diyorum ben de. Çok hastalanacağım gibi ya. Boğazım yanıyor. İlaç aldım. Sana geçmez inşallah. Bayağı da. Almış koza kalıp çikolata yedi bu kadar. Çorba içti sen içmez. Bu kadar kalıp çikolata yedi. Yesin. Olur mu bu çorba içmeden yemek yemedi doğru düzgün asla. Hastayken canı ne istiyorsa onu yesin. Ya onu her zaman canı çorba istiyor. Hiç elleme. Tepsi getirebilir ama tepsiden hiç etmek istemiyorum. Ulan bokurdum zaten hepsini. Tepside ne işin var? Yemedim ya, doydum. Allah Allah. Fasulyeyi yedim. Güzel, fasulye çok güzel olmuş. Pilav yedim. Etine sağladım, mükemmel. Evet, evet. Ay ben ekmeği yiyorum sabahtan dolayı. Sucuk yapacaktım. Sucuk da yedim. Kimin eli? Şey olmadı. Burasına mı koyuyorlar böyle oynuyorlar? Görmesin insan. Metnes dayın eli. Hepsini
Evet. Dalmış. O dosya gelmiş adam. Bezden aldım, bezden. Ha? Beni sevdi, benim kafama geldi, dokundu. Evet. Mesela peçetemi de aldı. Sen mi istiyorsun? Hı? Sen bu kadar uzun tutabilir misin başımın üstünde? Başımın üstüne koydum. Bak başımın üstünde yeri var diyorlar ya. Başımın üstünde yeri var resneğin. Gözüme girecek neredeyse. Bir tane daha peçete alabilir miyim? Zahmet olacak sana ama. Hayır. Yeni açacaksın. Öyle istemiyorum kirli. Hayır istiyorum. Hayır istemiyorum. Yeni açacağım. Hayır ne yapayım onu? Hayır hayır elime. Ay çekil grip misiniz? İstemiyorum. Ay. Ben yakalansam var ya çok ağır geçiriyorum. Kalkamıyorum Allah korusun. Ne oldukları belli değil ama ne taşıyorlar bilmiyorum. Yakın temas yok. Öyle ağız ağza burun buruna. Bak Esra girdi şimdi kendisini rahatsız hissediyor. Ben yapamam anam. Hadi 10 saate getir. Getir paketi ya. Paketi getir paketi. Getir paketi getir bana tamam açarım ben. Üf, iki elinde bir şeyini doğrultamıyorsun ya. Tamam. Ver bir de bana. Bir dakika anneciğim ya. Çıkartmışsın işte kendini almışsın. Şöyle hepsini birden avuçluyorsun. Olmuyor öyle. Hepsi birbirine bağlı. Birini aldın mı öbürü oturuyor içinde. Al. Portakalı söyledik ya. Başımıza koyduk. Nemizin içi de şey oldu. Yapış yapış. Pardon. Gak yaptım. Böyle canlarım işte. Pardon canım. Bugün gezmeye çıkamadık. Yürüyüşe aynı şeyler gerçi çıksak. Belki bazı değişiklikler yapabilirler yani. Müzik olan kısmına da dün gittim ya. Saat 11'de kapanıyormuş. Dün açar mısın? Bir dakika anneciğim. Ama yaklaşma şuraya lütfen. Tamam açacağım. Şunu şöyle bak ayırıyorsun şuradan. Şöyle sana göstereyim. Tak diye. Böyle ayırıyorsun. Buyurun canım. Acele etme. Heyecanlanma. Böyle canlar. Canlar kapatayım burada. Sonra çok uzun olduğu zaman da geç geliyor ya. Bu da kaçta görür bilemem. Saat şu an 10'a 20 var. 9.30'a geçiyor. Niye mi canım? Beslenmem. Mandalina var, portakal var, çilek var. Yemek ister misin abi bir şey? Kaderde bu da varmış. Kaderde çilek de yemek varmış. Kocaman çilek. Çay, çilek, çorba, karışık hepsi.
Ne o? Hastayken canı ne istiyorsa yesin. İçi alıyor ki yiyor. Karışma. Enerji verir ya, yesin. Ha. Yesin yeter ki, ne yerse yesin. Hiçbir şey yememekten iyi. Meyve falan yemiyor mu? Portakal suyu içiyor değil mi? Tamam. Kaç tane? Bardak işte, nasıl kaç tane? İki tane mi sıkıyorsun? Üçe tekabül ediyor bazen. Bu bardan olmaz. Tekabül ne demek? Denk geliyor yani. Ay şiştim be. Elhamdülillah. Vallahi şiştim. Bana versene ya. Ben koyduğum olmasın üstüne. Herhangi bir ürün teyze. Yok be ya. Nereye koydum? Kaan orada değil mi? Yok değil. Böyle saçma sapan bir şey istiyorsun. Mecbur muyuz anneciğim? Aha. İyi olsun gerçekten. Bir tane çekirdek çıktı, başka da yok. Nedir o? Maden mi? Hı hı. Zer bal gibi. Yersi yesin, var burada. Her şeyi karıştırdık vallahi. Kim o ya? Açlan kapıyı diyor. Hangi kapıyı açacak? Allah Allah. Yok be. Dışarıdan geliyor. Sen de bir değişiksin. Ben de inandım var ya, saf saf. Ne kadar temiz. Yürekli insanım. Burası da var ya, eğlence pazarı gibi. Her şey var. Canın sıkılmaz hiç. Oturun yukarıda terasta, akşama kadar izleyin vallahi. Neler oluyor, neler gidiyor. Koşuşturmalar, kazalar, arabalar çarpıyor. İnenler, binenler. Dolu. Bir şey olmadı. Oh, elhamdülillah. Oyuncak mı çıktı? Küçücük değil mi? Deli postaki sayar gibi. Küçücük şey koyuyorlar içine. Zararlı bir de ya. Ufak çocuk olsa ağzına getirir. Alıyor ama çocuklar geliyor onu raflarda. Tabii, Allah korusun. Böyle canlarım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Elsiz ayaksız kalmayın. Tövbe estağfurullah. İki tane elimiz var. Üç tane olsa demek ki böyle mi yapacaktık? Ne bileyim ben. Allah korusun. Öpüyorum hepinizi ya. Allah'a emanet olun canlarım. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıcakla kalın canlarım. Hayırlı akşamlarımız olsun. Sizleri seviyorum.